basın mensupları. Bugün Bakanlar Kurulumuzda dün almış olduğumuz bazı tedbirler ve bulaşıcı hastalıklar üst kurulumuzun Sayın Sağlık Bakanımızla birlikte ortaya koyduğu görüşler dışında olayları tekrar değerlendirerek yeni bir takım önerilerimizi tüm halkımızla paylaşmak istiyorum. Burada Bulaşıcı Hastalıklar Yasası altında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin 11 Ocak 2021 tarihinde aldıkları kararlar bulundurularak Sayın Bakan'ın bu yönde bir çalışmayı yapıp hemen resmi gazetede yayınlanması için gerekli kararların üreteceği konusunda bir sonuca vardık. Sayın Bakanımız tabii ki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulumuzla birlikte bunları değerlendirmek olacaktır. Ben bir kez daha ifade etmek istiyorum. Dün de bazı rakamlar vermiştim. Dünyada gerçekten COVID-19 sayısında ciddi bir tırmanış söz konusu. Bugüne kadar vatandaşlar, dünya vatandaşlarına 98 milyona yaklaşan bulaş oranları, 2 milyonları aşan can kaybı oranlarıyla ülkemize genel olarak baktığında gerçekten dünyaya göre göreceli olarak çok ciddi avantajımızın olduğunu gösteriyorum. Bu avantaj da tabii ki başta Sağlık Bakanı, sağlık personelleri, sağlık çalışanları ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun almış olduğu kararların çok önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ve hepsine her zaman olduğu gibi bir kez daha bu gece teşekkürü bir borç biliyorum. Burada önemli olan ülke ekonomisinin de paralel bir şekilde ayakta kalmasını sağlamak. Bizim hükümet olarak da bir başka önemli sorumluluğumuz olmasından dolayı ekonominin de paralel bir şekilde zarar görmemesi adına ancak önümüzdeki 1-2 gün içerisinde yerel bulaştaki sayıların artışına da bağlı olarak bu konunun tekrardan başta Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu olmak üzere tarafımızdan görüşülerek eğer bir sıkıntı olursa ki benim bugüne kadar yapmış olduğum bütün açıklamalara bakarsanız hepsinde aynı şeyi ifade ediyorum. Yerel vakalarda artış gözlemlediği takdirde ve bu gözlemin Sağlık Bakanlığımız ve hatta Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından ikaz veriyor noktada olduğunu gördüğümüz anda da gerekli tedbirleri almakta hiçbir şekilde çekinmeyeceğimizi de söylemek istiyorum. Burada ekonomik olarak da gerçekten ülkenin gerek bazı basın yayın organlarında bugün bir takım yapılan zamların da başka şeylere bağlandığını gördüm. Bundan da üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Burada bizim dün Bakanlar Kurulu olarak Sayın Bakanımızın da onayıyla açıkladığımız çünkü Bakanlar Kurulu'nda bütün kararlar oy birliğiyle alınır. Oy çokluğuyla değil. Almış olduğumuz sokağa çıkma yasağımız bu akşam ondan itibaren yürürlükte olacaktır. Ta ki gelecek hafta pazartesi günü sabah saat 5'e kadar. Okulların ertelenmesi konusu yine aynı şekilde 22 Ocak 2021 tarihinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun alacağı karar neticesinde Eğitim Bakanlığı'yla istişare edilerek okulların ne zaman açılacağıdır. Ve az önce de dün akşam da ifade ettiğim gibi hayat pahalılığının Ocak, Şubat, Mart ayları için gerçekleşecek olan rakamlarının vatandaşın alacağı hayat pahalılığı oranı saklı kalmak kaydı ile yani ileride kendilerine ödenecek şekilde ilk 3 ay maaşlara yansıtılmayacağı, buradan elde edilecek gelir, işte az önce söylediğimiz Sayın Bakan'ın da resmi gazeteye gönderip yayınlanacağı genelgede olduğu gibi oradaki reel sektörü desteklemek adına kullanılacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tüm bunlar ortadayken gerçekten dün akşamdan itibaren bugün akşama kadar ülkemizde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada birçok değişik
haberler çıkmıştır. Burada çok net ifade ediyoruz. Sayın Sağlık Bakanım da burada yarın bu akşam itibariyle sokağa çıkma yasağımızın başlayacağı ve hayat pahalılığının daha sonra ödenmek üzere 3 ay dondurulacağı ve okulların 22 Ocak'ta alınacak tedbirlerle 22 Ocak'ta ulaşacağız da üst kurulun önereceği tedbirlerle ne zaman açılacağını kararlaştırılacağını ifade etmek istiyoruz. Ben toplumumuza bu bağlamda bu günden itibaren kurallara uymalarını özellikle rica ediyorum. Toplu mekanlarda bulunmamaları için azami gayret göstermelerini rica ediyorum. Maske, mesafe ve hijyen koşullarına koşulsuz uymaları için çağrı yapıyorum. Çünkü eğer el birliğiyle bugüne kadar ülkemizde konuşmamın başında da ifade ettiğim üzere dünyadaki bulaş oranıyla hasta kayıp oranlarında kayıp sayımızın çok düşük olması sebebiyle rekabet üstü bir değer oluşturursak, evet başta sağlık çalışanları ama halkımızın da bu konuya gösterdiği duyarlılığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Herkese bu kurallara uyacağı için de şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Evet, sorularınız varsa alabilirim. Şimdi ne oldu? Bu kurulun aldığı kararlar geçersiz mi efendim? Tamam. Hayır, şimdi Sayın Bakan bu kurulun almış olduğu kararları tekrar kendileriyle görüşüp yeni bir karar üretecektir ve o kararlar siz resmi gazetede yayınlayacaktır. Bu sizin şu an ürettiğiniz 3 kararın dışında yeni kararlar üretecek. Şimdi zaten çok net söyleyeyim. Bizim ürettiğimiz hiçbir kararda gördüğünüz gibi Sayın Bakan'ın tabii sorumlu olduğu bulaşıcı hastalıklar üst kurulu kararıyla çakıştığı bir nokta yok. Biz ne kararı ürettik? Bir, okulların nasıl açılacağının kararını ürettik. İkincisi, gece sokağa çıkma yasağını ne zaman koyacağımızı ürettik. Üçüncüsü ise reel sektörü desteklemek adına nasıl kaynak yaratabiliriz? Onun çözümünü bulup onu ürettik. Geriye kalan hiçbir konuda şu olsun bu olsun diye bakanlar kurulunun ürettiği karar yok. Bu karar tamamen bulaşıcı hastalıklar üst kuruluyla Sayın Bakan'ın açıklayacağı kararlardır. Dolayısıyla bizim aldığımız kararlar sanki diğeriyle örtüşmüyor gibi bir şey de örtüşüyor gibi bir şey söz konusu değil. Bizim almış olduğumuz ortak öngörülenin bizim tarafımızdan nasıl hayata geçirilebileceğiyle ilgili kararlar olduğunda bunun birbiriyle çok alakası olmadığını düşünüyorum, bağdaştırmalı. Örneğin dün üst kurulun aldığı karar bilmiyorum yine var mı ama mesela tamamen kapanmayla ilgili, sokağa çıkma yasayla ilgili. Sizin mesela gece kısmi bir kapanmaydı. Yani bayağı çakışan unsurlarda vardı sanki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sokağa çıkma yasağı kararını bulaşıcı hastalıklar üst kurulu veremez. O bakanlar kurulunun yetkisidir. Dolayısıyla o kararı onların yeniden düzenlemesi gerekir. Bu sokağa çıkma yasağını düzenleyebilecek tek yetkili organ bakanlar kurulu. Onun dışındaki diğer kararları ama onun dışındaki Sayın Bakanlar tarafından tarihler gözetilerek, şekiller gözetilerek üst kurulla tekrar tartışılıp değerlendirilip yayınlanacak. Yani başlangıçta geldi bugün çünkü. Evet. Buydu herhalde tartışma konusu. Üst kurulun aldığı kararlar sokağa çıkma hariç geçerli olacak. Örneğin bugün açıklamamız neyse kararlar o geçerli olacak diye. Şimdi kararlarda da bazı revizyonlar olacak beraber. Beraberinde. Onu söylemeye çalışıyorum. O daha sonra açıklanacak. Tabii Sayın Bakan bu işle ilgili şu anda gerekli çalışmaları tamamlayıp açıklayacaklar. Resmi gazetede yayınlanacak. Efendim bu gün içerisinde Sayın Bakan'ın istifa ettiğine yönelik de bazı iddiaları vardı. İstifa edeceği konuşuluyordu. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Sayın Bakan burada, ben de buradayım. Yani bu kadar net buradayız yani. İstifa edebilirim burada olması söz konusu değil. Sayın Bakan, bakınız çok net söylüyorum. Dünyadaki sağlık bakanları içerisinde bence en başarılı sağlık bakanlarının da başında gelmektedir. Dolayısıyla bu tip olaylarda tabii ki herkesin kendi bilgi, deneyim ve kendi mesleki tecrübelerinden dolayı görüşleri olabilir. Ama burada asıl olan, az önce de söyledim, evet sağlık olmazsa olmazımız. Sağlığı mutlak surette korumamız gerekiyor. Zaten benim bütün açıklamalarıma bakınız, hepsinde bunun altını özellikle çiziyorum ama paralel ekonomiyi de götürmemiz gerekir. Yani yılbaşını hatırlayınız, 3 günlük uçuşların gelmemesi konusunda üretilen kararı Bakanlar Kurulumuz aynen kabul edip uygulamış. Bu ve buna benzer sıkıntıları biz her iki taraftan da hükümet olarak
farklı görüşler bize ulaşsa da toplumun sağlığını başta tutarak gerekli kararları üretmeye çalışıyoruz. Ama hem sağlık evet ama ekonomiyi de unutmadan, çünkü devletin gelirlerinde ekonomik çarklar döndüğü sürece oluştuğunu da atlamadan hep birlikte karar üretme zorunluluğumuz vardı. Bugün de Bakanlar Kurulumuz bunu sağlamıştır. Şimdi Kıbrıs'ta çalışan işçilerimizle ilgili ben de görüştüm. Onlardan bazı evraklar arzu etmiştik. Zaten onlara biliyorsunuz çok farklı bir açılım getirmiştik. Gidip gelebilirler ama karantina koşullarına uymak koşuluyla ve bütün karantina ücretleri de devlet tarafından karşılanmak üzere. Dolayısıyla bu konuda da üretilen kararlar paralel bir şekilde devam edecektir. Ama sizler de çok iyi biliyorsunuz. Güney de şu anda kapalı durumdadır. Ay sonuna kadar, 31 Ocak'a kadar. Dolayısıyla bu konuda bir karar üretmemiz için açık olan sektörler hariç tabii, orada da ilgili çalışan arkadaşlarımızdan güneydeki belgelerin bize ulaştırılması ve ona göre bizim nasıl bir çözüm önerisi kendilerine sunacağımızı çok net ifade etmiştim. Henüz bu konuda da bana ulaşan, Sağlık Bakanı'na bilmiyorum ulaşmış bir şey yok herhalde ama bana ulaşan herhangi bir belge yoktur. Dolayısıyla nasıl bir çözüm üretme konusunda da benim adım atma konusunda bir görüşüm oluşamaz doğal olarak. Ama biz güneyde çalışan kardeşlerimizin de bu haklarını önemsediğimizi çok net ifade etmek istiyorum. Hem Sayın Sağlık Bakanım sorabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi Ulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'ni toplayıp görüşeceksiniz. Bazı revizeler olacağından söz ediyorsunuz Sayın Başbakanım. Bizim aldığımız yani Sağlık Üst Kurulu'nun da bu yönde kararlarını gevşetmek istemediği yönde. Şimdi bazı çakışan kararlar nasıl olacak? Yeni kararları aldığınızda herhangi bir istifa vesaire orada söz konusu olur mu? Sizi zorlar mı bu durum? Çünkü arada kaldığınız şeklinde bir hayli daha yorum oldu bu yönde. Sayın Başbakanımız gerekli cevabı vermiştir. Daha sonra da tekrar açıklarız. Evet, doğal olarak şunu söyledim. Yani az önce ifade ettim. Sokağa çıkmaya sahip nasıl ilan edileceği konusudur sizin herhalde söyleyeyim. Onu da yasa olarak söyledim. Gerisinde böyle çok farklı boyutta bir şeylerin olacağını zannetmiyorum. Sayın Bakanımla birlikte zaten bu akşam sizin karşınızda olmamızın tek sebebi de bu. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar.